Melih! Efendim ne yapıyorsun abi? Sen oruç değil misin? Orucum. Yemek yiyorsun. Aa, melekler yedirdi herhalde. Hala yiyorsun. Bak hala ya. Tamam melekler, doydum, teşekkür ederim. Bu ne lan? Bunları da melekler mi getirdi? Anne. 10 lira farkla büyük boy mu getirdiler? Ya anne, bir kere bozuldu artık. Ben daha iflah olmam ya. Ya benim senden zaten umudum yok ama çocuğum sen niye böylesin ya? Kuşlar bile Ramazan'da oruç tutuyor. Anne ben kuş muyum? Sen kuş değilsin, sen eşeksin. Benim de ağzımı bozdurma. Ver şunları da baban görürse seni mahveder. Tamam. Git çabuk, David'le ablan gelecek yemeğe. Haydi git pide al. Nasıl ya, David oruç mu tutuyor? Yabancı değil mi o, zındık değil mi? Ya asıl zındık sensin. Sen hem oruç tutmuyorsun hem de sahura kalkıp bizim rızkımızı yiyorsun. Ben münafığım diye biliyorum. Ben öyle biliyorum. Ama boş ver anne, ben günaha batmışım zaten. Daha 61 gün kefaret de kurtarmaz beni. Ya saçma sapan konuşma. Hadi git şu pideyi al gel. Tamam, pide alıp geliyorum ben o zaman. Pideyi al gel bak. Oo babacığım, hoş geldin. Orucun deme lan. O nasıl soru baba? Orucum tabii ki. Yani günah mı alıyorsun? Senin günahını almaya bütün mahalle gelsek yetmez. Yok, sahurda pek bir şey yemedim. Bir hurma, bir ceviz yedin, ondan şey yaptım. Karnımız bu şekilde doyar be baba. Önemli olan gönüllerin doyması. Hadi ben pide alıp geliyorum. Yemin ediyorum gözlerim yaşarıyor. Bak, çocuğu zorlama, baskı yapma dedin ama işe yarıyor. Bir hurma, bir cevizden çocuk oruç tutuyor. Tabii tabii, sayende hidayete erdi. Bana bak, sen David'e zorla oruç mu tutturuyorsun? Hayır canım, ne münasebet ya. Zorla oruç falan tutturmadım. Ben dedim ki ona sadece, eğer dedim oruç tutmazsan kızımı alırım, bir daha yüzünü göstermem dedim. Tehdit etmişsin işte. Tehdit etmedim, teşvik ettim. Hah, geldiler. Geldiler vallahi. Hadi gel, açalım. Geldiler vallahi, geldiler. Açıldı ya. Hoş geldiniz. Kaç dakika var? 15 dakika var. Tamam, tamam. Selam aleyküm baba. Bak selam aleyküm diyor. Davut, Davut. Aferin, öp bana. Geç, geç, geç. Otur bakalım. Siz oturun, ben yemek yapayım. Kaç dakika kaldı? Kızım, anan dedi ya az evvel 15 dakika var diye. Ne var yani, bir kere de sen söylesen bir daha ne olmuş yani baba? Tamam babacığım, sakin ol. Azıcık daha dayan. Bak az kaldı, iftara az kaldı yavrum. Azra biraz sinirli, acıktı o yüzden. Vallahi mi ya David? Ha, açlıktan mı diyor? Evet hani açlıktan diyorum ama sen beni duymuyor. Sus David, bir sus ya, bir sus. Su. Su. Tamam. Tamam yavrum. Tamam babacığım. Dayan, az kaldı. Tamam. Sakin ol lütfen. Davut? Nasıl? Aşın var mı? Nasıl gidiyor oruç? Allah sabrını veriyor. Aferin. Aferin, güzel cevap. Çağrı filmini izliyorsun değil mi? Her gece izliyor ben. Güzel. Teravih'e gidiyorsun. Teravih? Ya çocuk ne bilsin teravih? Öğrenecek. Öğrenecek Yasemin. Öğrenecek, teravih de öğrenecek değil mi? Yoksa ne olacağını biliyorsun değil mi? Düzeleceğiz inşallah. Ne yaptın anne? Yemekte ne var? Duyacak mıyız? Tamam kızım, sakin ol, sayıyorum. İftariyelik hurma, zeytin, eski kaşar, mercimek çorbası, su böreği, taze fasulye, hünkâr beğendi, tatlı olarak size güllaç ve sınırsız çay. Sadece 1499 TL. Vali hizmetinizde var mı acaba? Yasemin, ne anlatıyorsun? Allah'ın adını verdim. Ay ben geçen gün bir restorana gittiydim de orada gördüydüm de tamamen komple aklımda kalmış beni. İnşallah yeter. Gözüme biraz geldi. Aa, biz çok kalabalık olacak. Başka kim gelecek? Ha, yok, kimse gelmeyecek. Bir tek Melih var, o gelecek şimdi. Bunlar çok fazla bu yemekler. Ramazan bereketi oğlum. Halil İbrahim sofrası bu. Hani Halil İbrahim ki? Ay üf! Bu da hiçbir şey anlamıyor ya. Anne, pastırma çemen sizde mi? Bilmem. Ne demek bilmem? Pastırmayı siz getirecektiniz kızım. Nasıl ya? Ay canım, unuttum ya. Nasıl ya? Nasıl pastırmayı nasıl unutursun Nazra? Pastırmayı nasıl unutursun? Sıcak bir denk arasında kaşarla pastırma Safiye ile Faik gibidir. Ceko ile Tadiç gibidir. Icardi ile Kerem Aktürkoğlu gibidir. Necip ile herkes gibidir. Ne yapacağız? Aç kalacağız. Ben anlamadım. Pastırma olmadan oruç açılmıyor. Ya, sorma artık adam, artık bir şeyleri de sor. Yaramıyorsa tutma be. Yaramıyorsa tutma. Hayır, tutacak.
Tutacak değil mi Davut? Tutacak onu. Evet, ben 12 ay tutacağım. O kadar şova gerek yok. Bir ay tutsan yeter. Melih geldi herhalde. He, Melih. Pideyi getirmiştir. He. Selamun aleyküm, mübarekler. Ha, hoş geldin kayıçı, Allah kabul etsin. Oğlum ne yapıyorsun? Veren diyor abi. Lan yabancı damada bak ya, oruç tutuyor. Aferin. Sünnet de ettireceğiz seni. Melih. Melih. Ya ben yazdırmadım. Ben fırına gittim, bir baktım kuyruk Gebze'ye kadar uzanıyor. Ulan dedim ne yapacağız dedim. Bir baktım köşedeki kebapçıda Yılmaz Erdoğan var. Gittim yanına, dedim Yılmaz Bey dedim, merhaba bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedim. O da bana eskiden insanların fotoğrafları vardı dedi. Ben de şimdi de var dedim. Doğru, haklısın dedi. Böyle hüzünlü hüzünlü bakıştık biraz, böyle anlamsız bir an oldu. Ben de dedim ya adam yemek yiyecek, uzatmayayım. Gideyim yavaştan dedim. İyi tamam, hadi gel çekilelim dedi. Ben de madem çok istiyorsunuz çekilelim ya diye bir şaka yaptım. Hiç gülmedi. Hiç gülmedi. Mimik oynamadı böyle. Seninle alakalı bir şey söyledi. Ne diyorsun? Yani küfür mü dil mi duymadım ama kesin seninle alakalıydı. Beni nereden tanıyor acaba? Ondan sonra fotoğraf çekildik. Hani bakayım fotoğrafa? Benim telefonun kamerası kötü diye ondan çekildik. O bana atacak, söz verdi. Atar. Evet, atacak. Pide ne alaka? Ben dedim ya pide alamadım, babam beni haşlar dedim. Onun için yapılan pideyi bana verdi. Aynen. Çok iyi adam ya. Çok iyi olmuş ama Yılmaz Erdoğan'ı görmen aşırı iyi olmuş. Evet, ben çok seviyorum onu. Evet, ben de seviyorum da adı uzun. Bak kocaman pide. Evet. Ay, ya başkasını görseydin? Hakikaten ha. Düşün mesela Ali Koç. Alişan da çok kötü. Tarkan. Altar'ın oğlu Tarkan mı? Şarkıcı olan Tarkan mı? Ne fark eder lan? Tarkan işte. Bak yaramıyorsa tutma ha Melih. Yaramıyorsa tutma. Şimdi sana bir şey derdim de orucumu sakatlamak istemiyorum. Aa, sen oruç tutmuyor ki Melih. Bu ne kadar güzel bir örtü ya. Ramazan diye mi sevdi? Ne bu? Melih! Konuyu değiştirme. Hayır baba, konuyu değiştirmiyorum. Pileli mi bu? Evet, evet. Benim çeyizime de koyalım tamam, bir tane. Koyuyorum. David, sen neden öyle dedin oruç tutmuyor diye? Biz onunla sokakta karşılaştık. O dondurma yiyordu. Dondurma oruç bozmuyor. Sen... Lan sen dondurma mı yiyordun? Sen hainsin. Vatan hainisin. Arıyorum polisi. Ne? Evrakların yanında mı? Saçmalama be. Bir ülkene göndersin. Melih, bak doğru söyle. Oruçlu musun, değil misin? Ya oruçluyum baba. Mahallenin pijleri dondurma yiyordu. Dedim ulan Ramazan, utanmıyor musunuz dedim. Aldım ellerinden, tam çöpe atarken o ben yiyorum gibi gördü herhalde. Ha, ben yanlış anladım. Ben o yanlış gördü ben, okey. Yani benden şüphe etmem bile kalbimi çok kırdı baba. Herhalde. Ramazan'da oruç tutmayan da ne bileyim yani. Baba bir televizyon açalım ya. Nihat Hoca vardır belki. Ana bak, sen Nihat Hoca'yı da biliyorsun ha. Kumanda orada. Kumanda orada. Aç öyle bir aç. Pide dediğin şey senin milattan önce 3. yüzyılda Papua Yeni Gine'den dünyaya yayılıyor. O zamanın kralı 2. Papiçulu. Anne ne oldu? Niye ağlıyorsun? Çok iyi olmuş ya. Kız daha bir şey anlatmadı. Bir gün akşam yemeğinde önüne bir unlu mamul getiriyorlar. Bir bakıyor ki ekmek desen ekmek değil. Üzeri bile susamlı. Diyor ki bu nedir? Bu nedir? Hemen diyor benim fırıncı başımı çağırın. Fırıncı başı, fırıncı başı diyor. Buraya gel. Fırıncı başı gidiyor Temel Usta. Diyor ki ne var kiralım diyor. Tabii ki fırıncı başı Karadenizli. Diyor ki ben diyor az önce bir şey yedim. Bu ekmek desen ekmek değil. Bu nedir bir de bana diyor. Fırıncı anlıyor ki kellesi gidecek. Evet, kelle gidiyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor deli taklidi yapayım diyor. Kral soruyor, diyor ki bu nedir bir de bana diyor. Fırıncı bir de bana, bir de bana diyor. Kral tekrar soruyor, diyor bu nedir bir de bana, bir de bana. Bir de bana, bir de, bir de, bir de derken işte günümüze o unlu mamul pide olarak geliyor. Evet, ibretlik. Bir de, bir de, bir de. Evet, beni uyarıyorlar şu an rejiden. Sorularımız varmış. Buyurun sorularımızı alalım. Esir. Hocam,
Evet. Hocam, merhabalar hocam. Merhaba. Hocam şimdi benim bir sorum olacaktı. Hocam, hocam şey kağıtım, hocam kağıtımı almamışım ya. Soruyu soramadım ya. Kızım, ne yapalım şimdi yani? Hocam acaba siz mi bana sorsanız? Yani pek uygun olmaz gibi ama. Tamam. Hocam aklıma geldi hocam. Şimdi ben soruyorum hocam sorumu. Hocam, kulağımıza su kaçması oruç bozar mı hocam? Çok iyi soru bak. Şaheser bir soru. Kulağı su kaçmaz. Yani bozmaz. Bu yanlış olabilir. Çünkü kulağa su kaçınca belki boğaza akar. Kulak burun boğaz sonuçta. Lan sen ne öğrendiğinde yorum yapıyorsun lan? He? Olabilir. Hayır canım, öyle şey adam bozmaz dedi. Hocayı dinleyin, hocayı. Tamam hocam, o zaman şey başka bir soru soruyorum hocam. Evet. Sakız çiğnemek orucu bozar mı hocam? Ya kızım dalga mı geçiyorsun? hocam şaka yaptım hocam ya. Ben bunu geçen namazlardan biliyorum hocam. Hocam ben bozmadığını biliyorum. Hocam ben şey soracaktım. Şimdi biz sahurda güneşi görene kadar yemeğe devam ediyoruz ya. Acaba evet. Güneş gözlüğü takıp yorganın altına girsek sahur yapmaya devam edebilir miyiz hocam? Çok mantıklı ya. Çok mantıklı. Kızım orada güneşin batması bir yani zaman şey olsun diye. Yani orada ezan okunduğu zaman vakit geldiğinde yemeği bitireceğiz. Hocam kulaklarımızı kapatsak. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi ya Resulallah ya. Hocam hocam bir tane daha sorum var. Hocam manifest yapmak günah mı hocam? Manifest nedir kızım? Hocam ben şimdi size şöyle anlatayım hocam. Mesela bir şey çok istiyorsunuz. Evet. Misal ki benim mesela şimdi görümcem kaysın düşsün ayağını kırsın diyorum mesela. Misal aldım kabul ettim. Yedi diyorsunuz bu manifest oluyor hocam. Ya bunu dileyeceksen böyle bir şey tabii dileme de Allah'tan dileğine dileyeceksin. 7 7 8 8 9 9 böyle bir şey yok. Ne dileyeceksen Allah'tan dile. Tabii görümcenle ilgili değil tabii yani lütfen. Ya hocam ben zaten bekarım hocam. Görümce falan yok. Ben size anlatayım diye örneklendirdim. Allah Allah. Hocam evet. Şimdi evet, bir şey daha. Hocam kafayı yemek oruç bozar mı? Kızım. Kızım sana oruç farz değil sen anladık ki. Sen istediğin kafayı yiyebilirsin ki yemişsin gibi duruyor. Allah kabul etsin kızım. Tamam mı? Haydi. Bak bozmuyormuş. Ben sana dedim kelle paça içebiliriz dedim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Seninle Ramazan'da görüşmek üzere hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. Hocam peki sakın çiğnemek. Tamam haydi. Mikrofon. Rejiye teşekkür et. Sesini kıstırdım Rejiye. Tam o ana denk geldi. Gördüğünüz gibi bir programda daha enteresan sorular. Bu arada... İftar vakti geldi, çattı. İstanbul için iftar vakti. Hadi bakalım. Hadi. Gel lan gel. Hadi bakalım. Ver. Al. Su. Ah. Ya bir şekilde geçiyor be. Allah sabrını veriyor. Veriyor. Oh. Yalnız hiç zorlanmadım. Kolay geçti. Aynen hiç zorlanmadın. Sen bizi zorladın kızım. Ay bu yemekler yeter mi acaba? Bilmiyorum ki. Ya açlık bir şey değil de susuzluk çok kötü. Susuzluk çok. Ama bak. Yılmaz Erdoğan yan atlap bir ısırık aldı. Onu bunu geç şimdi. Sahurda ne yapacağız? Sahurda ne yiyeceğiz anne sahurda? Bastırma yok ya. Bastırma yok. O benim hatam. Özür dilerim. O benim hatam oldu. Bastırma yok. Evet. Sen yiyorsun değil mi David? Sen biraz yavaşsın. İçme acık hadi ya. Biraz. Öp şundan bak kolay bırak. Bu bırakmaz. Bunun önünde bir. Sağ ol. Dolma ya. İnşallah Allah kabul eder. Amin. Öyle. Amin. Her zaman söylüyoruz. Her zaman söyledik. Oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç sebat etmeyi öğretir insanlara. Abla sana diyor. Bir bardak suyun bir tas çorbanın da doyuracağını gösterir. Anne sana diyor. Ordu mu yiyecek bu ne? Yalan söylememeyi öğretir bizlere. Bunu kime diyor anlamadım. Sana diyorum delikanlı. En mühimlerinden biri de insanları zorlamamaya, kim ne yapıyorsa yapmaya gösterir. Onu öğretir bizlere. David sana yazıklar olsun. Kime baskı yaptın? Hı? Oruç tut diye insanlara baskı mı yapıyorsun sen? Hı? En fecisi de böyle kabul etmemektir. Kabul etmediğin zaman helak olursun maazallah. Allah korusun. Evet. Bir Ramazan'ı daha idrak ediyoruz. Allah hepimizin Ramazan'ı idrak ederek
o yoldan giderek, ibadetimizi yaparak ben neden aç kalıyorum ya Rabbi sorusunun cevabını herkese vererek Ramazan'ı geçirmeyi nasip eylesin. Allah kabul etsin. Kapat televizyonu, kapat, kapat. Özür dilerim hepinizden. Ben bugün biraz yüksek yaşadım. Kusura bakmayın, ne olur. Azra, önemli değil. Ben seni çok seviyorum. Vallahi boğazıma dizildi ya. Hakikaten boğazıma dizildi. Davut, kusura bakma. Vallahi sen tutmak zorunda değilsin. Şey yapmayayım ben. İstersen tabii. Yok baba, ben çok sevdi ya. Hem az yemek daha sağlıklı, iyi oluyor böyle. Sevdi ben. Toplayalım sofrayı, sadece su içelim. Anne, abartma ya. Aç mı kalalım ya? Ya sen nereden aç? Sabahtan beri yemek yiyorsun sen zaten. Ne? Sen hainsin. Vatan hainisin. Melisa, ama çok güzel. Kaç, kaç, kaç.